sahur vaktinde, bu seher vaktinde, duaların müstecap olduğu bu kıymetli zaman diliminde hem hüzünlüyüz hem sevinçliyiz. Hem sevinçliyiz hem de hüzünlüyüz. Niçin hüzünlüyüz? Ramazan-ı Şerif'in yarısını erittik. Çoğu gitti, azı kaldı. Kalan az bizi bayrama daha da yaklaştırdı. Bu sebeple de sevinçliyiz. Bayramı içimizde şimdiden yaşamaya, Kadir gecesine ulaşacağımız o günü şimdiden kutlamaya, idrak etmeye hazırlanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, her türlü lütuf ve ihsanı ve dahi ihsanı ile selamlıyoruz. Kıymetli izleyiciler, Koca Sinan ilçe müftümüz, muhterem Halil Uzun hocamız bizlerle beraber. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Her şeyden önce hayırlı olsun, bereketli olsun Ramazan-ı Şerifimiz. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah iyilikler versin. Allah Amin. İyilikler cümlemize versin. Beraber hocam. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ve kıymetli izleyiciler, mutat olduğu üzere programımıza bizler Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz ki hem okunan Kur'an-ı Kerimler depremde kaybetmiş olduğumuz canlarımıza varsın, geçmişlerimizin ruhuna değsin. Ve bu sebeple aramızda bir hafız kardeşimiz var. Konyalı bir kardeşimiz. Hulusi Akar Camii İmam Hatibi Hafız Faruk Erkan hocamız bizlerle beraber. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş buldum hocam. Hayırlı sabırlar diliyorum. Allah razı olsun muhterem hocam. Kıymetli Faruk hocamdan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyeceğiz. Sonra sizlerle tekrar birlikte olacağız kıymetli izleyiciler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق
الْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de haset ettiği vakit hasidin şerrinden Allah'a sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi. Kıymetli izleyiciler, muhterem dinleyiciler, Muavvizeteyn suresi diye de adlandırdığımız Felak ve Nas sureleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece yatmadan önce ellerini açar, ellerine bu sureleri okur ve vücudunu meshedermiş. Bizler de duaların kabul olduğu bu vakitte her türlü şerlinin şerrinden Cenab-ı Rabbül Alemin ve Tekaddes Hazretlerine sığınıyor. Kıymetli Faruk Erkan hocamıza güzel tilavetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz efendim. Muhterem izleyiciler, çok muhterem bir isimle birlikteyiz. Sahur programını icra edeceğiz. Koca Sinan Müftüsü Halil Uzun hocamız bizlerle beraber. Kıymetli hocam, tekrar selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Aleykümselam. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Allah razı olsun efendim. Sağ Allah olun. Allah sizlerden de razı olsun. Bereketli, bir o kadar da müstefit bir program olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz kıymetli hocam. Amin ecmain inşallah. Faruk hocamın da okuduğu sure üzerine ben bugün haset mevzunu sizlerle konuşalım arzu ediyorum hocam. Öyle ki haset nedir, bu duygunun kaynağı nedir diye bir soru sorarak sizlere inşallah sözü bırakacağım. Sözü üstadına bırakıp
dinlemek erdemli bir harekettir. Estağfurullah. Dolayısıyla estağfurullah. Söz sizde kıymetli. Estağfurullah. Hocam, her şeyden önce insani ve İslami görevimizi ifa etme adına şu an bizleri ekranları başında izleyen ve takip eden kardeşlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Eyvallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam. Malum Ramazan ayı içerisindeyiz. İsterseniz Ramazan ayında müftülüklerimiz neler yapıyor diye böyle bir kısa bir giriş yapayım. Esasen ben konuşmamızın ilerleyen bölümlerinde ben onu da size soracaktım hocam. Hem sizi dinlendirmek hem de Koca Sinan'ı merak ediyoruz. Evet. Koca Sinan müftülüğünde nasıl hizmetler icra ediliyor? Hem depremde yapılan hizmetler nelerdir? Ramazan'da yapılan irşat, tebliğ faaliyetleri hangi aşamada, hangi programda icra ediliyor diye bunları da ben size soracaktım. Ama siz öyle takdir buyurduysanız estağfurullah, lütfen buyurun. Estağfurullah. Programımıza Koca İsterseniz Sinan... sizin formatınıza uyabilirim. Yok estağfurullah, estağfurullah hocam. Yani, büyüklerimizin tavsiyesine uymak estağfurullah. Bizim için önemlidir. Buyurun. Tabii mübarek Ramazan ayı çok önemli bir ay. 11 ayın sultanı olarak nitelendirilen bir ayın içerisindeyiz. Diğer aylara göre tabii mutlaka farklılar göstermesi lazım her konuda. Müftülükler açısından, camiler açısından, Kur'an kursları açısından, evimiz açısından, efendim belediyeler açısından, kısacası insanın yaşadığı her yerde bir farkındalık, bir farklılık kendisini mutlaka göstermesi lazım. Ki zaten bu Ramazan ayının mahiyetini, takibatını Diyanet İşleri Başkanlığımızın programları çerçevesinde müftülüklerimiz acaba daha fazla nasıl dini yönden beldeyi canlı hale getirebiliriz? Babından bir çalışma içerisinde. Koca Sinan'ımızda da aynı şekilde nasıl daha fazla heyecan getirebiliriz? Gençlerimizin yüreğine nasıl dokunabiliriz? İnsanımıza nasıl dokunabiliriz ve neler yapabiliriz? Şu an zaten tüm camilerimizde ve müftülüklerimizde olduğu gibi mukabeleler zaten okunuyor. Sabah ve gündüz içi uygun bir vakitte mukabelelerimiz var. Bizim bölgede de biraz farklı ve şu an gerçekten de cemaatimiz tarafından takdir edilen Enderun usulü bir teravih programımız var. 20 aşkın hatta 22 camimizde 5 tane hocalarımızdan oluşan malum Enderun usulü teravih Osmanlı döneminde özellikle değişik makamlarda, değişik hocalar tarafından kılınan bir teravih usulü. Biz de öyle bir program yaptık ki yani tek bir camide değil de biz bir yönden halkın ayağına mahalledeki büyük camileri programlayıp her akşam bir yerde vaaz tarafımdan yapılmakta. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Aynı günde diyelim eğer bugün bir camimizde akşam teravih namazı kılınacaksa o günün gündüzü öğle namazına müteakip Sakalı Şerif ziyaretini açıyoruz. Maşallah. Evet, Enderun'da kılınan camilerimizin tamamında. Bir yönden hem o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o duygusal cemaate gelen bir duygusal hali, Efendimiz'e olan özdeyiş, hasret bir yönden o Sakalı Şerif vasıtasıyla giderilmeye çalışılırken hem de Ramazan ayına uygun bir manevi hava da gark edilmiş oluyor. Ve aynı zamanda gelenlere de işte bu akşam burada Enderun usulü teravih namazı kılınacak diye böyle bir haber de kendilerine verildiğinden inanın camilerimiz özellikle Enderun usulü teravih namazı kıldığımız her yer hınç hınç dolu. Hatta dışarıda cemaat kendinde yağmurlu ortamlar oluyor ama ona rağmen dışarıda namaz kılmaya çalışan cemaatimizi gördük ve görmeye devam ediyoruz yani. Maşallah. Bu çok müthiş bir şey. Bizi mutlu ediyor. Özellikle siz de buyurduğunuz gibi bir deprem geçirdik yani. O deprem tabii bizi bir yönden bizim kendimize gelmesi adına Rabbimizin güç bende, kuvvet bende, biraz daha kendinize gelin diye bir ihtar olarak biz onu kabul ediyoruz. O ihtarı cemaatimizin, milletimizin, müminlerin ve ümmetin aldığına vakıf olduk bu vesileyle. Yani camiden başka, Allah'ın emrinden başka, Allah'a sığınmaktan başka hiçbir şekilde elimizde herhangi bir
gücümüz yok. Malum geçen yıllarda pandemi vesilesiyle biz evlerdeydik, dışarı çıkamıyorduk. Öyle bir noktaya getirdik ki ikinci bir sınava tabi tuttu Rabbimiz. Biz evlerimizde duramıyoruz, dışarı çıkıyoruz. Allah'ın yine yüce merhametine bakınız ki Allah kendi evini açtı. Ya. Yani dışarıda yine kullarını bırakmadı, camileri açtı. İnsanımız camiye gitti. Elhamdülillah. Yani belki hayatında ilk defa camiye giren insanlar da olmuştur. Bu dini, imanı, inancı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun. Allah insan olarak baktı, kul olarak baktı ve o kulların tamamını evinden davet etti. Davet etti ve misafir etti aynı zamanda. Tabii yine özellikle bu deprem vesilesiyle Hoca Sinan müftülüğümüz olarak çok ciddi bir çalışmanın içerisine girdik. Ben bu vesileyle sizin vasıtanızla özellikle Hoca Sinan'da görev yapan çok kıymetli personelimiz, kardeşimiz, kardeşlerimiz, hocalarımız, müezzinlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz, vaizlerimiz ve dairede çalışan en üst kademeden en alt kademeye kadar çalışan tüm hocalarıma ben yürekten teşekkür ediyorum. Biz de hepsini selamlıyoruz. Gerçekten ben de yürekten selamlıyorum. Dua ediyorum, Allah razı olsun. İnanın gece gündüz demeden gönüllere dokunmak suretiyle acaba nasıl biz bir araç fazla deprem bölgesine gönderebiliriz? Böyle bir çalışmanın içerisine girdiler. Ve neticede de şu an 60 küsürün üzerinde bizim sadece Koca Sinan'da araç gönderildi. Bunların 34 tanesi yanlış hatırlamıyorsam tırdan müteşekkil. 3 tanesi tanker. Tankerin birisi mazot tankeri Adıyaman'a gönderdik. O dönemde acil oraya ihtiyaç vardı. 2 tanker de süt. Bir kardeşimiz bir başka ortamda da anlatmıştım ama bunu gerçekten çok duygulanarak anlatıyorum ve çok da önemsiyorum. Kardeşimiz depremin zannedersem ikinci günü falandı veya üçüncü günü. Hocam ben evimde çorba içemiyorum, yemek yemiyorum. Televizyonda görüyoruz oradaki ahalinin durumunu. Doğru dürüst o zaman malum çadırlar da kurulamamıştı. Çünkü 11 tane yerde ani bir şekilde bir çöküş, bir enkaz oldu. Ama her yerde devletimiz vardı. Soğuğun da, karın da etkisiyle. Tabii karın da etkisi var. Ani bir ortamda öyle bir durumda hocam. AFAD'da, valilikte veya kaymakamlıkta hocam bir izin alın da ben bir tanker sütü oraya götüreceğim. Ocağa götüreceğim. Tüpü götüreceğim. Ve orada kaynatıp ben oradaki insanımızla bunu paylaşmak istiyorum. Hay Allah. Bunu vermek istiyorum diye. O kardeşimiz gitti. Kendi eliyle sütü orada kaynattı. Ekibini götürdü. Oradaki insanlara dağıttı. Sonra geldi. Bir tanker daha gitti. Allah. Yani bu milletimizin bu merhametini unutmak yani kesinlikle mümkün değil. Hocamın dediği gibi evet bir âli cenaplıktır gerçekten yani. İşte bu şekilde özellikle onlarla devamlı böyle irtibat halinde olmak. İlk etapta sık sık zaten oralardaydık. Özellikle malum Kayseri'mize zimmetlendi Maraş. Evet. Sayın Valimiz, başta il müftümüz, belediyelerimiz, sivil toplum örgütleri, müftülüklerimiz hepsi Maraş'a yöneldi. Ve öyle çok güzel de bir proje üretildi ki 11 tane vilayet mağdur olmayan diğer vilayetlerin üzerine hepsi bir zimmet oldu yani. Muahhat gibi. Kesinlikle. Yani artık bura sana emanet, buraya sen bakacaksın dercesine. Ve o şekilde de gerçekten bu manada ciddi çalışmalar oldu. Mesela biz Maraş'ta ilk etapta 4-6 yaş 80 metrekareden müteşekkil çadırı biz kurduk Hoca Sinan Müftülüğü olarak. Karacasu mevkiinde eski üniversite kampüsünün olduğu yerde ve çok da elhamdülillah çok merkezi bir noktada donanımlı bir şekilde oranın şu an hala faaliyette. Hocalarımız gittiği zaman orayı görüyorlar yani. Hatta Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız orayı ziyaret ettiler. Adalet Bakanımız orayı ziyaret ettiler. Hatta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız aynı şekilde biz o montayı yaparken o da oradaydı. Orada da ayaküstü bir selamlama imkanımız oldu. Giyecek dağıtım hususunda ciddi bir çalışmanın içerisine girdik. Daha 2 gün önce bizden bir çadır istediler. En son yaptığımız bir
hizmet içinde paylaşmak istiyorum. Yoksa çok detaya da aslında girilebilir bu konu ama konunun mahiyetine de uzaklaşmama adına bağlamak istiyorum. Bizden çadır istediler, çadır mescit. 200 metrekarelik 500 kişiden oluşan çadır mescidimizi biz dün değil evvelki gün gönderdik, montalaması yapıldı ve bugün bu akşam itibariyle de orada işte Kayseri Koca Sinan Müftülüğü Mescidi adı altında teravih namazı kılınmaya başlandı. Aynı şekilde de ondan bir hafta önce de 8 sınıfı donanımını yapacak, eğitim araç ve gereçlerini yapacak Osmaniye'ye 8 sınıflık 4-6 yaş malzemesini göndermenin huzurunu yaşıyoruz. Burada ben Ramazan Hocam özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Biz bir taraftan elbette görevlilerimizin burada yaptığı çok olağanüstü, çok ciddi çalışma var yani. Yani çoğu insan bilmiyor yani hocalarımız ne yapıyor. Aslında hocalarımız hep sahada. Hocalarımız depremzedeler için yardım topluyor. Yardım toplamak kadar zor bir iş bu dünyada yoktur. Kesinlikle. Yani bir insana kapısına gireceksiniz. Para isteyeceksiniz, yardım isteyeceksiniz. Ama biz şanslıyız. Çünkü Kayseri gibi bir merkezdeyiz. Hayra motor, şerre fren olan bir diyardayız elhamdülillah. %90 üzerinde, belki %95 insanımız bir şey istediysek %95 hep tamam demiştir. Belki %5'i başka yerlere yardım yaptığından dolayı bize olumlu bir cevap vermemiş ama sonra yine dönüşümler olmuştur. Yani bizim bu kadar ciddi manada yardım yapma hususunda depremzedelerle beraber olma hususundaki en önemli başarımızın arkasında Kayseri'deki hayırseverlerimiz bulunmaktadır. Ben bu vesileyle de o kardeşlerimize, o abilerimize, o ablalarımıza ben yürekten teşekkür ediyorum. Yani çıkıp da 4-6 yaştaki öğrenciler, yani hele o depremin olduğu dönemde Koca Sinan Müftülüğümüzde günlük olarak böyle bir ekip geliyordu. Kumbarasını alan geliyordu. Çantasını alan geliyordu. Öbür tarafa ablamız kendi eliyle ördüğü çorabı, eldiveni gelip teslim edip de gidiyordu. Evet. Çok büyük bir faaliyet içerisinde. Ve oradaki hizmetimiz bir yönden aynı şekilde devam ediyor. Allah razı olsun çok değerli il müftümüzden. Çünkü baş organizatörümüş, organizasyonu yapan hocamızdır. Direkt oraya bilgiler geliyor. Hocamız da ortak yere şunlar lazım, şunlar lazım denildiği zaman tüm ilçe müftülüklerimiz ve müftülerimiz sahipleniyor oraya. Orada aynı şekilde devam ediyor. Artı bir şey ilave etmek istiyorum. Şimdi 50 bin tane insanımız vefat etti. Enkazlar oldu, enkazlar kaldırıldı. Ama 100 bin üzerinde insan da depremzede olarak dışarıda evsiz, barksız, yurtsuz, belki de üzerinde giydiği elbise de kalmadı. Yani bir depremzede olarak. Diğer vilayetlere gittiği gibi bizim Kayseri'ye de fevüç fevüç insanlarımız geldi. Ben hep şunu söylüyorum. Yani evet enkaz altında kalındı. Şehit oldular. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Ama Allah bizim vicdanımızı enkaz altında koymasın. Merhametimizi enkaz altında koymasın. Ferasetimizi enkaz altında koymasın. Ve onlarla beraber hareket etmeyi, onlarla beraber yürümeyi ve onlarla beraber paylaşmayı Mevla bize lütfeylesin. Amin. İşte Koca Sinan Müftülüğümüz olarak her caminin ve her Kur'an kursumuzun bir depremzede ailesi olsun. Bunu Türkiye'de biz başlattık. Ve bu çerçevede 208 civarında evimiz şu an mevcut. Ve bizim camilerdeki ve Kur'an kurslardaki hoca hanımlar, Allah binlerce razı olsun, oradaki cemaatle beraber bu evleri takip ediyorlar. Eksiklerini gidermeye çalışıyorlar. İhtiyaçları ne varsa hepsini takip ediliyor. Hele de böyle bir Ramazan ayı içerisinde onları takip etmeyeceğiz de ne yapacağız? Ben onların durumunu ve duruşunu Mekke-i Mükerreme'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önderliğinde Medine-i Münevvere'ye gelen o Ali Cenab grubun durumu neyse muhacirler olarak ve Medine'nin durumunda nasıl ensarsa ve o ensar o muhacirlere nasıl aşını, işini, tallasını, bağını, bostanını, elinde ne varsa onu paylaşıp oraya verdiyse ve kardeşlik ruhunu ortaya çıkıp da onu ilan ettiyse biz de aynı şekilde
şeyin depremzede olarak gelen kardeş sadece Maraş'ta değil. Bugün Adıyaman'da, Antep'te, efendim Osmaniye'de, Malatya'da kardeşlerimiz var burada bizim. Onları takip etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek, aynen Medine-i Münevvere'deki müminler, sahabe-i kiram ne yaptıysa, inanın şu an buradaki kardeşlerimiz de 21. yüzyılda sahabenin yolunda giden ve gitmeye çalışan büyüklerimiz, durumu iyi olan hocalarımız bunu yapmaya çalışıyor. Ve biz bunu gördükçe müftülük olarak çok mutlu oluyoruz. Ve onların eksiğini gidermek bir yönden bizim için şereftir. Ve onlara hizmet etmek de gerçekten bizim için bir ibadettir diye düşünüyorum. Eyvallah kıymetli hocam. Şöyle özetleyebiliriz. Her zaman ve bu Ramazan yaralar sarılıncaya kadar depremzede kardeşlerimizin yanında olacağız ve bayramı beraber yaşayacağız. İnşallah. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah. Şimdi değerli hocam, yani diğer Ramazanlardan bu Ramazan biraz farklı. Evet. Diğer Ramazanlarda her zaman aynı şeyi söylüyorduk. İşte etraftaki mağdur insanları unutmayacağız, efendim paylaşacağız onları söylerken. Şu an Allah bize bir sınava daha tabi tuttu. Hem de Ramazan ayı içerisinde. Bir de o etrafınızdaki devamlı olanlardan ziyade hem onlar artı bir de depremzedeler geldi. Şimdi bir de ona bakışınız nasıl olacak yani? Onu, onları unutacak mıyız, unutmayacak mıyız? Onlarla beraber miyiz, değil miyiz? Onların derdini, ahını, figanını yüreğimizde hissediyor muyuz, hissetmiyor muyuz? Bir imtihanda böyle yani. Ama ben Rabbime şükrediyorum, hamd ediyorum. Bizim milletimiz çok merhametli bir millettir. Gerçekten paylaşmayı bilen bir millettir. Zaten kendisini gösterdi. O deprem oldu ilk zamanlarda. Neredeyse Kayseri'mizde ne kepçe kaldı ne ona benzer araçlar kaldı. Olanlar hep deprem bölgelerine, kurtarma alanına gittiler, takip ettiler. Sonra oraya battaniyeler, yorganlar, şunlar, çadırlar, her şey gönderildi. Gönderilmeye çalışıldı. Hele de böyle bir mübarek Ramazan ayı içerisinde Rabbim Ramazan öncesi bu böyle bir olayın gelmesi ve arkasında da Rabbimin Ramazan ayını vermesi veya Ramazan ayının başlaması bir yönden ben bunu rahmet olarak değerlendiriyorum. Yani Ramazan ayı malum en büyük merhametin, rahmetin olduğu, insanlardaki acıma duygusunun çoğaldığı, zekatın, fitrenin ön plana çıktığı, yardımın ön plana çıktığı bir ay, da ay başlamadan hemen önce onun arefesinde böyle büyük bir olayın meydana gelmesi ve arkasında da Ramazan'ın gelmesiyle beraber yaraların daha hızlı sarılmaya çalıştığını görüyor ve bunda da milletim adına gerçekten çok mutlu oluyorum. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Rabbim geçmişlerine gani gani rahmet eylesin inşallah. İnşallah. Kıymetli hocam, bu tür büyük imtihanların sonuçları da ceza bakımından, sevap bakımından sonuçları da büyük olur. Rabbimizden niyazımız inşallah bu imtihanı başarıyla geçip o güldüğümüz, tebessüm ettiğimiz ve ecrini de kazandığımız günleri bizlere göstersin. Amin. Duasıyla İnşallah. Ben şahsınızda bütün personelinizi, bütün memleketimizde, ülkemizde, ilimizde, bölgemizde görev yapan din gönüllüsü, din görevlisi hocalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Kıymetli izleyiciler, lütfen hocalarımızı bir takip edin. Bir günü nasıl geçiyor bir bakın. Bu hoca efendi namaz vaktinde camide görev yaptığından çok daha fazlasıyla sahada görev yapan insanlar. Efendim pandemi oluyor. Pandemide hocalarımız sosyal yardımlaşma vakfıyla beraber, kaymakamlıklarla beraber mahalle mahalle, kasaba kasaba, apartman apartman gezerek devletimizin kendisine yüklemiş olduğu sorumluluğu bir hakkın yerine getirmenin gayretinde oluyor. Deprem oluyor. Herkesle beraber hocalarımız da bölgede milletimizin yaralarını sarmanın gayreti içerisinde. Lütfen hocalarımızı takip edelim. Hayır ve vesair taleplerimizi hocalarımız vasıtasıyla devletimize ulaştırmanın gayretinde olalım diyerek inşallah bu mevzuyu burada kapatıyoruz. Ve kıymetli hocamıza asıl konumuz olan haset konusunun anahtarını ben vereceğim kıymetli hocam. Evet. Hocam haset nedir? Bu duygunun kaynağı insanda nereden gelmektedir diye inşallah ben soruyu size sorayım. Evet, çok teşekkür ediyorum.
Haset kıskançlık demektir yani bir kelime olarak tam net olarak söylemek gerekirse bir kıskançlık başkasında olan mal olabilir, mülk olabilir, ev olabilir, bark olabilir, makam olur, mevki olur. Onu hazımsamamak. Yani onda olan o güzelliğe ya ne kadar güzel onda var işte inşallah bizde de olur demeden ziyade içini kor gibi yakıp onda onun olmamasını, onda olan şeyi hazımsamadan, benimsemeden bir hastalığın içerisine, bir girdabın içerisine girmesi. Evet. Tabii bu duygu zamanla daha fazla gelişir. Yani paylaşma ve dünyevi mal sevgisi her insanda vardır. Yani insanın hamurunda, insanın yaratılışında herkeste olan bir şey. Ama kimisi törpüler, kimisi frenler, kimisi inandığı ve iman ettiği, yolunda gittiği Allah'ın emri doğrultusunda hareket ederek belli bir noktada durur. Ama kimisi de onu ne yaptığını, ne ettiğini bilmeden, hatta tabiri caizse kaza basarak, daha ileriye giderek içindeki o kötülük duygusunu daha fazlalaştırabilir. Onun için hasetin olduğu yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman azalır diyor Allah'ın Resulü. İman azalır, iman zedelenir, iman yok olur. Haset iyiliği yok eder. Ateşin diyor Aleyhisselatü Vesselam odunu nasıl yakıp da kor haline, kül haline getirdiği gibi kişinin yaptığı o amelleri de o tamamen yok eder ve götürür. Dolayısıyla yani bizler bu hastalıktan arınmak için ilk etapta kendi nefsimizin sahip olduğumuz bir bedenimiz var bizim. Mal her şey değildir. Bakınız işte depremzedeler anlattık biraz önce. Zengindi, çok zengindi. Malı vardı, mülkü vardı, binaları vardı. Hatta ben bir kardeşimizin bir videosunu izlemiştim. Mutlaka siz de denk gelmişsiniz. Çok önemli bir mesaj veriyordum. Yanlış hatırlamıyorsam Hatay'da o kardeşimizin market zinciri olduğunu söylüyordu. İşte 7-8 tane marketi var. Ev var, barkı var. Hatta şu cümle beni çok etkilemişti. Cumartesi günü diyordu. Yani depremden bir gün önce cumartesi. Yeri gelmişken söyleyeyim o cumartesi ben de Antakya'daydım yani deprem bölgesinde yani bir yönden biz de depremzede sayılabiliriz. Eyvallah, yani Allah muhafaza bu duruma olsun. Göre efendim orada malum diyordu ki ya sofrada olmayan bir şey yok, her şey var, kaşık şey çatal konulacak masada yer kalmamıştı. Yani o kadar çeşitli, o kadar yiyecekler var. Kendisi anlattığı için ben burada tekrar ediyorum, sosyal medyada düştüğü için. Ama benim oğlum, hatta ismini veriyor ama biz burada vermeyelim çocuğun ismini. Bir tarafa oturmuş, böyle düşünüyor. Oğlum hadi gel, kahvaltıya gelsene. Yok ben gelmeyeceğim. Ya niye gelmiyorsun? Benim yiyeceğim bir şey yok dedi diyor. Sen ne yiyeceksin? Ben bilmem ne balı yiyeceğim, ton balı yiyeceğim. Ama bugün diyor ki, bir gün sonra biz soğuk bir sandviçi çadırın bir köşesinde yiyoruz ve herkes sessiz sedasız oturmuş. Şu an bizim ne zincir marketleri var, ne şu var, ne bu var, bir şey yok. Şimdi hasetten kişi kurtulabilmesi için ilk önce şunu düşünecek. Ya benim bedenim var diyecek ya. Allah'ın verdiği akıl var. Allah'ın verdiği fikir var. Göz var, kulak var. Yani sen çıkıp da illa mal ve mülk onda var, bende yok diyeceğine ya kendinde gayet güzel Allah'ın verdiği o bedenin hesabını verebilecek miyiz? Onun şükrünü eda edebilecek miyiz yani? Bunu bir kere biz tasarladığımız ve düşündüğümüz zaman hasedin hiçbir zaman bir yerinin olmadığını daha iyi anlarız. Mal da geçici, mülk de geçici. Güzellik de geçici, kişinin gençliği de geçici. Mal da gider, yok olur gider yani. Mal bir malın bir şeyi efendim bir kibritin şeyine bakar derler işte eskiden, yanar gider veya bir sel felaketi gelir veya bir deprem olur. Dolayısıyla
mala tamamen kendisini adapte ettirip de onun peşinde gitmek ve onu öyle bir hasetlik ve fesatlık, çünkü hasedin arkasında fesatlık gelir zaten, o duygunun içerisine kapıldığı zaman kendisini tamamen mahvettiği gibi ailesini, çoluğunu, çocuğunu da mahveder. Evet. Neden? Çünkü hasetli olan bir insanın evinde bereket vallahi olmaz. Ben bereket olmaz. Hocam hem de huzur olmaz. Eyvallah. Huzur olmaz. Adam bir tarafa gidecek, aklı fikri ya falancanın şuyu var, filancanın buyu var. Filanca şöyle yapıyor. Şunu o şöyle anı yapıyor. Yaşayamaz değil mi hocam? O anı bahsedilen... kesinlikle yaşayamaz hocam. Kesinlikle yaşayamaz. Zulmü kendisine sadece etmez, ailesine eder, çevresine eder. Muhabbetsiz olur. Arkadaş olmaz. Eyvallah. Çünkü adamın başka planları var yani. Herkes ondan kaçar. Herkes ondan kaçar çünkü söyleyeceği bir şey yok, vereceği bir şey yok yani. Eyvallah. Adam kafasına birisini veya birilerini takmış ve o büyük bir hastalığa doğru düçar olur gider. Az kalsa ne olur? İşte malını araştırır. Onun kötülüğünü araştırmaya çalışır. Halbuki sen bunu yaparken öbürünün haberi var mı? Yok. Yok. Zulmü gören kim? Kendin. Aynı zamanda çevren, aynı zamanda ailen. Yani kısacası hocam şunu söyleyebiliriz. Haset bir başkasını seviyesiz bir şekilde kıskanmaya gitmek ve onu bir hastalık haline getirmek. Yoksa herkesin içerisinde bir mal sevgisi olabilir. Efendim takıldığı, takip ettiği, hoşuna gittiği bir aracı olabilir, araç sahibi olmasını isteyebilir, ev sahibi olmasını arzu edebilir. Bunlar apayrı bir şey. Bunların hasetlikle kesinlikle alakası yok. Eyvallah. Ama öbür tarafta ya onun niye var? Mesela burada aklıma geldi, müsaade ederseniz anlatayım. Tabii hocam. Hikaye olarak anlatılır. Musa Aleyhisselam, Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbimizle Tur-i Sina dağında görüşmeye giderken bir orta yaşlı bir adam Hazreti Musa'nın önünü keser. Ey Musa der, nereye gidiyorsun? Tur-i Sina. Evet, Rabbimle görüşeceğim. Ya benim bir talebim var. Bunu sen Rabbimize iletir misin? Tabii diyor, buyur. Ya evde hiç çoluk çocuğa ikram edeceğimiz süt şeklinde bir, affedersiniz, evde bir hayvan yok. Allah'ımız bize böyle rahat bir şekilde kendi süt alabileceğimiz bir inek türünden bir hayvan bize lütfetsin, nasip etsin. Benim talebim bu. Tamam olur diyor, inşallah diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam Tur-i Sina Dağı'na çıkıyor. Allah'la görüşüyor. Son anda diyor ki ya Rabbi, her şey sana malum. Ama ben gelirken bir kulun benim önümü kesti. Ve sende bir talebi var. Çoluk çocuğuna ikram edecek herhangi bir İşte yoğurt, süt nevinden bir şey olmadığını, bundan dolayı da Allah'ımız bize süt hususunda yardımcı olacak, affedersin, bir inek vermesi hususunda Rabbime bu dileğimi biz sun dedi. Zaten her şey sana malum. Allah Celle Celaluhu'nun Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi diyor, ona diyor onu verelim ama bir şart var diyor. Şartımız şu: onun bir komşusu var, onun zaten komşusunun bir ineği var. Bu kulum elini kaldıracak, dua edecek. Ya Rabbi, benim şu komşuma bir tane ineği var, bir tane daha bir inek ver desin, kendisine istemesine gerek yok. Ben hem ona vereceğim hem ona vereceğim diyor. Tamam ya Rabbi diyor, dönüyor. Adam tabii bekliyor. Ey Musa, ne yaptın bizim talebimizde Rabbimize sunabildin mi? Tabii tabii diyor, senin işin gayet kolay. Senin bir komşun var mı? Bir ineği olan bir komşun varmış. Evet var diyor. Sen diyor bir elin kaldıracaksın. Ya Rabbi ne olur benim şu komşuma bir tane daha inek ver. Kendine istemeye gerek yok. Allah hem ona verecek hem sana, ona bir tane de sana verecek. Diyor ki ey Musa, sen ne diyorsun ya? Onun bir tane ineğin olmazdan dolayı ben günlerdir çatlayıp duruyorum. Şimdi onun bir iki tane olsun da ben ayakta mı kriz geçireyim? Ne ben ona gelmesini isterim ne de kendime. Tek benimki hiç olmasın ama 12 de iki olmasın. İşte haset budur yani. Eyvallah. Kişinin başkasını kendi üstünde görmemesi.
Ya bir hayır var, bir iyilik var. Onun komşunun malının çoğalması, elindeki alet, edevat neyse fazla olması, komşu komşunun külüne muhtaç. Senin de ihtiyacın olacak. Rahat bir şekilde komşunda alabilirsin. O sana verebilir. Ama çıkıp da ya onunki olmasın, ben de istemiyorum. Bu tamamen işte iyiliği imha eden, kötülüğe yol açan, ne kendisine faydalı ne başkasına faydalı, yeryüzünün üzerinde ağırlık olarak gezen bir şahsiyet olarak değerlendirebiliriz. Hasetçi, hasit olan kimseyi. Eyvallah kıymetli hocam. Takdir ettiğiniz üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim gıyaben kardeşine dua ederse melekler de o duanın misliyle sana da verilsin ey kul diye evet. Aminde bulunacağını ifade ediyor mealen. Doğrudur. Evet. Manaen hadis-i şerifte. Kıymetli hocam hatırladığım kadarıyla bir hadis-i şerif vardı. La hasede illa fitneyn. İki şeyde haset yoktur diye. Ben bunu sorarak inşallah araya gitmeyi istiyorum. Evet. İki, Peygamber Efendimiz hani haset dediğimiz şey bende olmayan bir şeyin arkadaşımda, komşumda, başka bir yakınımda olmuş olmasına bende niye yok? Veyahut da bende yoksa onda da olmasın düşüncesi olduğunu ifade etmiştiniz. Evet. Ama iki şeyde bu düşünce geçerli değil anladığım kadarıyla. Bunlar nelerdir diye ben size sormak istiyorum. Evet. Şimdi bir kimse var ki zengin bir insan Allah yolunda malını infak ediyor. Yani bunda haset yok. Yani o da diyecek ya o dağıtıyor ben daha çok dağıtayım. Ha, o yani, veriyor ben daha çok vereyim. Eyvallah. O bir veriyor ben on vereyim. Keşke ben versem yani. Aynı şekilde. Yine de bir ilim adamı düşünün. İlmiyle hem amil hem de ilmi bir başkasıyla paylaşıyor. İlmi öğretiyor. Yerinde bırakmıyor. O da diyor ki ya ben de keşke bundan daha fazla ilim sahibi olsam. Daha fazla talebe yetiştirsem. Daha fazla hafız yetiştirsem. Daha fazla üniversiteye ve liseye devam eden öğrencilerle ilgilensem. Onlara daha fazla burs versem. Onların dertlerine derman olsam. Evlerinin kapısını çalsam. Eyvallah. İftar zamanı onlara iftarlık götürsem. Koli koli onlara yardımcı olsam gibi bu iki hususta haset olmaz. Hatta daha fazla onu geçme hususunda da çalışmayı zaten teşvik etmektedir. Biz buna hayırda yarışma diyoruz. Hayırda yarışma diyoruz. Eyvallah. Ve bu yarışmayı da zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem kendi hayatında hem sahaben hayatında birçok örnekler var. Birçok. Mesela şu an aklıma geldi ifade etmek isterim. Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor kendisi. Diyor ki bir tane fakir var diyor şehirde. Ben ona gecenin ilerleyen vaktinde bir şeyler götürmeye çalışırdım. Ama her gittiğimde benden önce şimdiki tabirle söyleyeyim bir gıda poşeti konulmuş, bir yiyecek poşeti konulmuş ve benden önce konulmuş. Birisi gelmiş. Kendi kendime dedim ki ya bu kimdir? Bu nasıl geliyor benden önce? Bir gün dedim ki ben bunu yine denetleyeyim. Acaba kim gelecek? İşte bak bir yarış hadisesi burada. Sonra ay ışığı vardı. Ben böyle hurmanın bir yan tarafına, ağacın kökünün yan tarafına çekildim. Karşıda o ay ışığıyla beraber bir gölgeliğin geldiğini gördüm. Sırtı dönüktü diyor. Doğru gitti diyor kapıya bıraktı ve döndü ay ışığı yüzüne bir vurdu. Baktım ki diyor Hazreti Ebu Bekir'den Allah Allah. Başkası değil diyor. Bak bir yarış. Yine bir yarışa başka örnek verecek olursak. Hani bazen deniliyor ya hayır gizli yapılsın. Evet bu doğru. Hani sağ elin verdiğini sol eli bilmesin. Ama teşvik açısından hayırın açık, net ve bilinir olması da gerekir. Evet. Eğer böyle olmamış olsaydı biz nerede bilecektik Hazreti Ömer'in bir türlü Hazreti Ebu Bekir'i geçmediğini? Evet. Yani sahabe bir yerde toplanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın liderliğinde ve Beytülmal için hayır talep ediliyor. Tebük Savaşı için değil evet, mi hocam? Evet. Hayır talep ediliyor. Peki o zaman eğer
kesinlikle bu hayrın bilinmemesi gerektiği istenmiş olsaydı Allah'ın Resulü orada net olarak söylerdi. Arkadaşlar biz burada bu yaptığımız hayır burada kalsın, bir yerde de anlatmayalım diyebilirdi. Evet. Ama biz şu an bunu örnek olarak veriyoruz. Hatta Hazreti Ömer anlatıyor yine Efendimiz. Ömer Efendimiz ne diyor? Ben diyor ömrümde diyor hep diyor Ebu Bekir'i örnek aldım diyor. Her şeyini örnek aldım ama hayrını daha çok örnek aldım. Ve ben onu hiçbir zaman geçmedim. Bak burada hani hasetlik yok. Bak bir iyiliği geçmek. Yani hayırda Ebu Bekir'i geçecek. Bir gün diyor Allah'ın Resulü topladı bizi diyor. İşte o malum Tebuk döneminde. Sordu sen ne getirdin, sen ne getirdin? Herkes bir şey söyledi. Kimisi hurmalık bahçesini veriyordu. Kimisi dönüm veriyordu. Kimisi hurmalarını veriyordu. Kimisi develerini veriyordu. Kimisi koyunlarını veriyordu. En son iki kişi kalmıştık. Bir ben, bir de Hazreti Ebu Bekir. Sıra bana geldi. İçimde dedim ki ey Ebu Bekir bu sefer seni geçiyorum. Hocam antiparantez, o dönemde Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'den madden daha zenginmiş. Evet. Daha zenginmiş değil evet. mi? Evet. Evet. Şimdi bir de malum Hazreti Ömer deyince akla ne gelir? Adalet gelir. Yani adaletin incisi. Tam iki adalet timsali. Timsali ve terazinin iki kefesi gibi böyle bu şekilde. Yani dünya ve uhrevi alemi böyle dengeleyen meselelerinde adaletli bir şeyde karar veren. Yardımda da onu görüyoruz zaten. Soruyor ey Ömer sen ne yapmak istiyorsun? Ne vermek istiyorsun diye Efendimiz dönünce o da tabi büyük bir iştiyakla hani zafer kazanmış bir komutan edasıyla çünkü bugün yeneceğiz ya Hazreti Ebu Bekir'i o duygu ve düşünceyle ya Resulallah ben malımın yarısını veriyorum ortada böldüm işte terazinin kefesi işte adaletli insan yani adaletin incisi diyoruz işte budur evet. Adaletin timsali yarısını da diyor çocuklarıma bıraktım yarısını veriyorum. Sonra Hazreti Ebu Bekir'e dönünce ey Ebu Bekir sen ne veriyorsun? Ya Resulallah ben malımın tamamını veriyorum. Bu gerçekten kıymetli dinleyicilerim vallahi bu çok zor bir şey yani. Yani kolay bir şey değil yani. Kim bunu net bir şekilde diyebilir ki ben malımın tamamını veriyorum. Ya bu tamam demek. Sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönüyor diyor ki peki sen evine ne bıraktın diyor. Allah ve Resulünün sevgisini bıraktım diyor. Allah ve Resulünün sevgisini. İşte bu çok büyük bir örnektir. Hani siz soru olarak yönelttiniz. Yani iki şeyde efendim rahat bir şekilde birbirimizi geçebiliriz. Birisi de ilim dedik, birisi de yardım hususunda. Bu örnek daha bir daha yaşanmamıştır. Eyvallah. Malını verecek, daha ikinci malının tamamını verecek ikinci bir babayı çıkmamıştır. Eyvallah. Esasen bu haset değil hocam. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Kur'an kültürüne baktığımız zaman وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى Evet. Tamam. Yani takva ve iyilik üzerinde yardımlaşın. Esasen bu bir hasetlik değil. Değil. Bir yardım. Bir yarış. فَسْتَبِقُوا İyilik kervanının yarışı. Evet. فَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Ya فَسْتَبِقُوا Hayırda, hayrat meselelerinde فَسْتَبِقُوا Birbirinizi geçin, yarışın. Tabii, yarışın. Yani. Yarışın, hiç geride durmayın. Yani bunun gibi sahabe döneminde çok önemli örnekler verilebilir. Mesela Hazreti Osman ki Medine'de bir kıtlık oluyor. O kıtlık döneminde de Hazreti Osman'ın işte yüzlerce deve, bir rivayette de binlerce deve denilir. Yani çok sayıda binlerce demenin şeyi odur yani esas. Deve yükü Suriye tarafından buğday geliyor. Medine'de de çok ciddi bir şekilde o dönemde bir kıtlık var. Halife Hazreti Ebu Bekir dönemi. Ya Osman'da şey var işte buğdaylar geldi. Onu söyleyin de kaça satacaksa biz onu alalım ve dağıtalım. Mesela örnek verelim. İşte 2 dinar, 5 dinar neyse yok diyor daha fazla veren var diyor. Sonra işte 10 dinar daha fazla veren var. 20 dinar daha fazla veren var. Konu Hazreti Ebu Bekir'e gidince ya Emir el Müminin biz Osman'ı bir türlü çözemedik.
Yani biz ne desek daha fazla veren var diyor. Diyor ki ey Osman, Medine'deki insanın durumu belli. Niye bir açlık durum var. Sen bunu niye satmıyorsun? Bir de niye fazla istiyorsun? Daha fazla veren var, daha fazla veren var. Biz kaç lira vereceğiz, kaç dinar vereceğiz? Sen onu bana söyle. Kim daha fazla veriyor diyor. Tabii peş peşe elçiler gidip de bu şekilde hep yüksek yüksek daha fazla verenler deyince ister istemez de halife de canı sıkılmış yani. Hazreti Ebubekir son derece müşfik bir insan ama dönüyor diyor ki ey Ebubekir Allah diyor Allah. Allah 1'e 700 veriyor diyor. Ben diyor satmıyorum tamamını diyor infak ediyorum diyor. O gelen develer yüklü buğdayın tamamını Medine'deki Müslümanlara Allah rızası için infak ediyorum. Ben onu Rabbime sattım diyor. Eyvallah. O 700 veriyor diyor. Eyvallah. İşte çok bulunabilir bu gibi örnekler. İnşallah onları biz örnek alalım. Eyvallah. Kıymetli. Onları örnek alalım. Onların yolunda gidelim. Darda olan insanlara böyle bazen işte konuyu açıyor. Kişi elini açıyor. Git diyor Allah versin diyor. Evet. Ya halbuki sen Allah versin diyor da sana kim verdi? Yani senin sahip olduğun mal kimin malı? Allah'ın malı değil mi? Sanki sen git Allah sana versin. E sana kim verdi? E sana da Allah verdi. Hepimiz Allah verdi. Eyvallah. Yani kapıya gelip de elini açan insana mutlaka ama mutlaka bir şey vermek gerekir. Verildiği zaman itimat edin. Ne insanın içinde haset kalır, ne fesat kalır. Kötü duyguların tamamı gider. İnsan huzur verir. Veren insandan daha mutlu bir insan yokmuş. Eyvallah. Bu soruyu özellikle programımızın ikinci bölümünde sormayı istirham edeceğim hocam size. Ay. Hasetten nasıl kurtulabiliriz diye. Evet. Ama şimdi müsaadeniz olursa hocam. Estağfurullah. Mevla'nın bizler için sunmuş olduğu imkanları, nimetleri yiyerek sahurumuzu ifa edelim. Ve dinç bir şekilde orucumuza niyet ederek kıymetli izleyicilerimizle tekrar buluşalım müsaadeniz olursa. Hayır, hayır. Kıymetli izleyiciler bir sahur molası veriyoruz. Daha sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim. Hepinize ve hepimize afiyet olsun, şifa olsun. Rabbim yemiş olduğumuz bütün nimetlerini kendi katında kulluk vecibelerimizi yerine getirmek için bir vesile kılsın. Görüşmek üzere efendim. Efendim tekrardan hepinize hayırlı sahurlar diliyoruz. Şimdi hanımefendi kardeşlerimiz sahurlarını hazırladılar, beyefendileri kaldırdılar ve afiyet içerisinde sahurlarını yerlerken bizleri izliyorlar. Bizler de tüm ailelerimizi gönülden kalbi selamlarımızla selamlıyoruz. Kiminle beraber selamlıyoruz? Ekranlarını yeni açmış olan izleyicilerimiz için hemen tekrar tanıtma ihtiyacı hissettim. Koca Sinan ilçe müftümüz, kıymetli Halil Uzun hocamızla beraberiz kıymetli izleyiciler. Hocam tekrardan merhabalar. Merhaba, merhaba efendim. Kıymetli hocam programımızın birinci bölümünde haset nedir ve hangi hususlarda hasetten kaçınılması gerekiyor? Neler haset sayılır, neler haset sayılmaz? Bunları konuşmuştuk. Evet. Ben ikinci bölümümüzde hasetin kötülüğü, ferdi ve içtimai zararlarını konuşmak istiyorum müsaadeniz olursa. Ay, ay. Haset nasıl bir kötülüktür? Toplumsal ve ferdi olarak zararları nelerdir diye soruyu evet. Size sorup sözü size bırakıyorum evet. Hocam. Teşekkür ediyorum. Şu an tabii bizi takip eden kardeşlerimize de tekrar Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sahurları mübarek olsun inşallah. Hasetin birinci bölümde de ifade ettiğimiz gibi sadece şahsına ait değil, hem topluma, hem ailesine, hem çevresine böyle ciddi manada zararları vardır. Evet. Bu zararların en önemlisi de kişinin bir öyle bir kıskançlık dürtüsü içerisine girip hastalık seviyesine kadar düşmesi, tamamen etrafında, çevresinde irtibatının kesilme durumuna gelmesi. Tabii bu böyle bir durum hasıl olduğu zaman çevredeki insanlar, etrafındaki insanlar hiçbir şekilde bir iletişim olmayacak, ailede iletişim olmayacak, kendi ailesiyle diğer aileler arasında herhangi bir iletişim olmayacak, yalnız tamamen bağnaz bir şekilde bir hayat yaşamış olacak. Bunun tabii en önemli kurtuluşu imani ve inançlı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın
sünnet-i seniyesine uygun bir şekilde, Kur'an'a uygun bir şekilde kendisini imar etmesi, tamir etmesi, efendim hasta ise hastalığına derman ve şifa bulması, kısacası tedavi ettirmesi lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde sahabe bir gün Mescid-i Nebevi'de oturuyordu. Allah'ın Resulü dedi ki biraz sonra bir kişi gelecek, cennetlik görmek isteyen sizler ona iyi bakın dedi. Tabi herkesin gözü böyle kapıda, daha giren yok. Bir müddet sonra yeni abdestini almış, böyle kolunda efendim suların damladığı bir sahabe-i kiram içeri giriyor ve bir tarafa oturuyor. İkinci gün tekrar Allah'ın Resulü diyor ki cennetlik bir yüz görmek isteyen yine kapıya baksın. Yine hep beraber kapıya doğru bakıyorlar. Yine gelen aynı adam. Yine bir yere oturuyor. Üçüncü defada aynı olay hasıl olunca Abdullah bin Amr diye genç bir sahabi var. O diyor ki ben çok merak ettim ya, nasıl bir iş ki Peygamber aleyhissalatü vesselam daha kimin gireceğini bilmiyor. Tabi Allah Resulü'nün bu mucizesidir. Ama aynı adam geliyor yani. Bir başka değil. Hep aynı adam geldi. Ben diyor kafaya koydum. Bu adamla birkaç gün geçireyim. Nasıl bir amel işledi ki ben bu kendisi cennete girmeye şimdiden Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdesiyle böyle bir nimete eriştim. Evet. Tabi dışarı çıkınca diyor ardın sıra gittim. Selam verdim kendisine. Tabi kendisi Medine'de Mekke'ye gelmiş muhacirdi. Abdullah bin Amr da kendisi Ensar. Selam veriyor diyor ki babamla biraz diyor problem oldu diyor. Acaba sizinle beraber 3 gün diyor kalabilir miyim diyor. Tabi evet, o da gayet rahat bir şekilde tabii ki kalabilirsin diyor, olur diyor. Halbuki niyeti acaba nasıl bir amel işledi, nasıl bir şey yaptı ben bir bakayım. Tabii birinci gün kişi zaten muhacir gelen de kendisi bekar. Mekke'den Medine'ye gelen. Abdullah bin Amr da zaten aynı şekilde onun yanında aynı odada yatıyorlar. Sadece diyor teheccüd namazda kalkmadı diyor. Evet. Ama diyor namazda diyor şeyde yataktayken diyor sağa sola dönerken hep zikir çekiyordu diyor. Yani bizim de zaman zaman uyandığımızda la ilahe illallah dediğimiz gibi, efendim Allahu Ekber dediğimiz gibi, evet, böyle Allah'ın ismini zikirlerle tesbihat yapıyor, o taraftan o tarafa döndü diyor. Sabah namazında diyor beraber kalktık diyor, gittik mescide, tekrar geldik diyor, farz ibadetlerini gayet iyi yapıyor. Nafile olarak diyor ben diyor ekstra bir şey göremedim, onu arıyorum diyor. Nasıl oldu ki diyor bu cenneti kazandı? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın da müjdesiyle ve lisanıyla. Neyse 3 gün bittikten sonra döndüm adama dedim ki ya hakkını helal et. Benim babamla bir problem yok. Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselam 3 gün önce dedi ki cennetlik bir yüz görmek isteyen varsa mescidin kapısına baksın dedi. Sen girdin. Hep beraber döndük, sen girdin içeri. İkinci gün dedi yine sen girdin. İkinci gün, üçüncü gün dedi yine sen girdin. Ya bunu bir takip edeyim, nasıl bir amel işledi? Ben sende fazla bir şey görmedim dedi. O da döndü dedi ki affedin. O da döndü dedi ki İşte ben buyum dedim. Yani şey bu. Benim durumum bu. Ondan sonra diyor ben ayrıldım. Tam ayrılırken bana dedi ki ey genç bir bana bakar mısın? Dedi diyor. Döndüm. Yalnız dedi benim dedi şöyle dedi durumum var dedi. Neyim var dedim. Bir dedi kimseyi hasret etmem. Kimsenin ifsad etmem. Fesatlığıyla uğraşmam. İnsanları Allah için severim. Gıptayla bakarım. Gıybetini yapmam. İşime bakarım. Eyvallah. Döndü dedi ki işte o Abdullah bin Amr dedi ki işte o da bizde yok dedi diyor. Demektir seni cennete böyle dünyadayken seni cennetlik müjdesini veren haslet bu.
İşte onun için bu olaya baktığımız zamanda da bir insanın eğer kötü fiiliyat dediğimiz, haset tabii çok çirkin bir kötü fiiliyat. Çünkü kendisini dediğimiz gibi uzaklaştırıyor toplumda, içini kemiriyor, imanı zedeleniyor, iyilik diye bir şey kalmıyor. Aynen odunun yandığı gibi ne kadar iyilik yaptıysa hepsi boşa gidiyor. Bir anda yok olup gidiyor. Halbuki o kötü duygu ve düşünceleri içerisinde atsa, bak cenneti kazanıyor. Eyvallah. Gıybeti yok, haseti yok, fitnesi yok, fesatı yok. Ve dönüyor diyor ki, sahabe de çok güzel cevap veriyor o genç sahabe. Onlar sende var diyor, seni cennetlik yapmış. İşte o da bizde yok diyor. O sahabe de Duhal Arap'tan hocam. Evet. Dahi olan Araplardan. Evet. Dahi, evet. Değil mi? Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Çok güzel takip etmiş ama. Bize, evet, çok bize güzel bir miras bırakmış bu konuda. Evet, evet, evet. Onun için biz de hazır elimizdeki durumlara dikkate alarak. Eyvallah. Yoksa haset ve fesada baktığınız zaman zaten yeryüzünde, bakınız hocam, gökyüzünde yani cennette ilk günah hasettir. Yeryüzündeki ilk günah yine hasettir. Çok güzel bir tespit hocam. Hiç düşünmemiştim. Evet. Yani gökyüzünde yani cennetteki ilk hasedi şeytan yapmıştır. Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde et denildiği zaman yok etmem. Yani niye etmiyorsun? Ben ondan daha üstünüm. Evet. Yani bir benlik ve bir hasetlik ve ona Allah Celle Celaluhu insan olarak yarattı. Yarattığı zamanda da onu kendisine yediremiyor. Ben ateşte, o toprakta. Ya ben nasıl ona secde ederim diyor. İlk günahtır bu. Cennetteki şeye gelir gelmez de yeryüzüne Hazreti Adem Aleyhisselam Hazreti Havva annemizle izdivaç yaptıktan sonra tabii insanlar çoğaldı. Çocukları oldu ve Habil ile Kabil meselesindeki ilk kavgada yine hasetten meydana gelmiştir. Evet. Onun kurbanını kabul etti. Onun kurbanı kabul oldu, benimki kabul olmadı. Halbuki demiyor ki senin Allah'a sunduğun kurban nerede çürük elmalar, nerede işe yaramayan meyveler varsa sen onu ortaya çıkarttın. Öbürü de en iyi seniz olan malını ortaya çıkarttı. Yani Allah için biz bir şeyi kurban ediyorsak biz kendimize layık görüyor muyuz? Kendimize layık görmediğimizi haşa Allah'a biz nasıl layık görebiliriz? Allah'ın kullarına biz nasıl layık görebiliriz? Bu da tabi kabul olmayınca onunki oldu, benimki olmadı. Ve ilk katillik olayı da bundan dolayı olmuştur yani. Yeryüzünün ilk kan. İlk katillik, ilk kan akıtmasının sebebi, arkasındaki sebep de baktığınız zaman yine hasettir. Eyvallah. Onun için bu büyük günahtan ve toplumları geren, kötü yollara sevk eden ve sonucu da çok müthiş bir uçuruma ve çukura götüren hastalıktan bizim fert olarak, Müslümanlar olarak, insanlar olarak temizlenmemiz gerekir yani. Eğer kişi aile reisi olarak veya bilinen bir şahsiyet, şimdi bir kötü örnek olacak yani. Ailesine kötü örnek olur, çocuğuna olur, etrafında onu tanıyanlara karşı olabilir. Yani aklı selim gibi görünür. Ya bu işi yapıyor, demektir sıkıntı yok diye yanlış bir örnek olma durumu giderse o da daha ayrı bir günah daha meydana gelebilir. Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde bir insan bir şey icat eder, eğer güzel bir şey icat ediyorsa. Men senne sünneten haseneten felehu ecru. Aynen. Ve men senne sünneten seyyiyeten felehu ecru. Aynen. Veyahut da ceza. Tabii. Ondan sonra kaç tane insan aynı o ameli işliyorsa o işleyenler sevap aldıkları gibi ilk etapta başlayanlar da aynı sevap alır. Ama bir insan da yanlış bir icat ortaya koyduysa, yanlış bir amel icat ettiyse, ondan sonraki işleyenlerin tamamı nasıl günah alıyorsa, onların aldığı günah misli kadar onu ilk yapan da alır. İşte haset de böyle bir şeydir yani kötü bir şeye ortaya koyduğunuz zaman. Bir de bunun yanında yani insanlar tartarken birbirlerini çıkıp da kendi altlarındakilerle değil üsttekilerle tartması lazım. İyilik adına diyorum. Evet. Mesela efendim
işte kişi cuma namazı kılıyor, beş vakiti yoksa şöyle geri dönüp bakmayacak. Ya falanca cumayı da kılmıyor. Yani yine benim bir cumam var. Bu ölçü değildir. Evet. Ölçü üst tarafa bakmaktır. Yani İslam'ı iyi yaşandı noktayı ölçü alacaksınız. Falanca adamda haset yok. Ben öyle olmalıyım. Beş vakit namaz var. Ben öyle olmalıyım. Hayra motor şerre fren oluyor. Ben öyle olmalıyım. İyilik kervanına katılmış. İyilerle beraber hareket ediyor. Ben öyle olmalıyım. Bu şekilde Allah'ın örnek göstereceği ve cennete giden yolların birer basamağı olan o güzel noktalara da giderken hep daha iyi, daha iyi, daha iyiye doğru gitmesi gerekir. Yani alacağı, yapacağı ibadet, yaşantısı hepsi oraya doğru götürür. Ama öbür tarafta çıkıp da ya kendisinin bir alt tarafına hangi hususta? İbadet hususunda, günah hususunda ya işte benim en azından şuyum yok, onun o da var. Veya ben şöyle yapmıyorum, bak şöyle bir ibadetim var ama onda hiçbir şey yok. Dediği zaman ne olur? Kötüyü örnek aldığından dolayı da bu sefer adım adım geriye geriye cehenneme doğru gidecektir. Biz maddi konularda kendimizden yukarıya bakıyoruz, manevi konularda kendimizden aşağıya bakıyoruz. Oysa ki hadis-i şerifte kıymetli hocam, evet. Maddi konularda kendimizden aşağı tarafta olanlara bakmamız, manevi yönden de kendimizden yukarıya bakmamız tavsiye ediliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü bu haset meselesi ve buna benzer gıybet, iftira, yalan, dolan, yalancı şahitlik, bunlar hepsi büyük günahlardandır biliyorsunuz. Bunlardan tamamen kişi temizlenebilmesi için manevi yönden sizin de buyurduğunuz gibi böyle üst taraftaki güzel örneklere, güzel hasletlere bakıldığı zaman şu mübarek Ramazan ayı içerisinde mükemmel bir ibadetin içerisinde kendisini gark etmiş olur. Yani bu mübarek Ramazan ayı gelecek sene hepimize nasip olacak mı? Evet. Bilemiyoruz. Bak geçen sene Ramazan ayında bulunup teravide bulunan en azından 50 bin tane depremzede kardeşimiz vardı. Bak bunlar yok. Evet. Gelecek sene kim var, kim olacak onu da bilmiyoruz. Ama şu mübarek Ramazan ayı içerisinde çıkıp da bir başkasının fitnesiyle, fucuruyla uğraşmak hiçbir zaman bir kula, bir Müslümana kesinlikle yakışmaz. Evet. Haset sadece bir yerde durmaz hocam. Hasetle uğraşan insan arkasında tecessüsün içine girecektir. Casusluğun içine girecektir. Yani illa o adamı imha etmek ve yok etmek için ne yapacaktır? Araştırmaya girecektir. O arabayı, bir, o evi nasıl aldı, nasıl etti? Nasıl aldı, nasıl bir şey bulabilirim? Oradan ileriye bulamayınca bu sefer iftiraya girecektir. Ya Allah muhafaza. İftira edecektir yani. Oradan daha ileriye büyük bir kan davaları, büyük bir düşmanlıklar meydana gelecektir. Yani başta bizim haset dediğimiz ya ne var hasette ya? İşte o onu biraz çekemiyormuş. Mesele o değil ki yani. İleri bir doğru noktaya gittiği zaman toplumlar içerisinde, fertler arasında, aileler arasında büyük bir husumetin meydana gelmesi ve ondan sonra da imhalar meydana geliyor. Kan davaları meydana geliyor. İtimat edin bakın kan davalarının çoğunun hasetten başladığını çok rahat bir şekilde görürsün. Yani çekememezlikten başladığını. Falancanın işte şu kadar tarlası var, onun niye var? Veya sınırda şu kadar geçti, bu kadar gitti gibi buna benzer meselelerde ne yapılıyor? Hiç ummadığınız bir noktada bir sonla sonlanmış oluyor ki o da toplum dünyasında ferdin, ahiretin her şeyini yıkmış oluyor. Allah muhafaza eylesin yani. Amin, amin. Hocam çok güzel özetlediniz. Hasedin içtimai ve ferdi zararlarını çok güzel anlattınız. Allah razı olsun. Estağfurullah. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifinde iman ile haset bir arada bulunmaz diye buyuruyor hocam. Hasetten nasıl kurtulabiliriz? Yani hasedi terk etmek istiyoruz. Evet. Elimizde nihayetinde beşeriz, şaşarız. İnsanda haset olabilir mi? Elbette ki olabilir ama bunun farkına varıp da bunu tespit edip bu hastalığı veya frenlemek. Evet, frenlemek. Yani herkeste vardır yani bir şey istemek. Çünkü innen nefse emmâratun bissû. Muhakkak ki nefis insana devamlı kötülüğü emrediyor. Aynen öyle. Bu kötülükten nasıl uzak duracağız hocam? Son soru olarak inşallah ben bunu sorayım. Şimdi size. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek sözüne müracaat ettiğimizde hasetin diyor şifası, hasetin çaresi diyor
bol bol diyor istiğfar getirmek. Eyvallah. Onun için kişi devamlı Allah'ta sadece tabi Efendimiz bizzat haset için söylüyor. Aslında tüm günahlarımız için biz devamlı estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diye ya Rabbi bağışla beni, affet beni, hatalarım var, tövbe ediyorum diye o kapıya, o mübarek kapıya, o ilahi kapıya devamlı orada bir yönden nöbet beklemek lazım yani. Çoksa eksikler var, o eksikleri giderecek en önemli şey şeylerden birisi zikrullah'tır. Kişi dilini zikrullah'a mutlaka alıştıracak. Eyvallah. Dünyanın geçici olduğunu mutlaka bilecek. En büyük zikir nedir? En büyük zikir namazdır biliyorsunuz yani. Eyvallah. Bir Müslümanda eğer namaz yoksa kendisinde zaten büyük bir eksiklik vardır. Allah'la görüşmesi yok demektir. Allah'a tekmil vermesi yok demektir. Allah'la buluşması yok demektir. Allah'a kendisini arz etmesi yok demektir. E ne oldu? Ortada kaldı işte yani. Ortada kaldı. Şeytanın peşinde dolanacak duracak, dolanacak duracak. Hani hikaye olarak anlatılıyor ya, şu an aklıma geldi, izleyicilerimize paylaşmış olalım. Tabii buyurun. Adamın birisi, işte hikaye o şekilde, şeytanın üzerinde çeşitli ipler var. Kimisi kalın kalın ip, kimisi işte ince ip, kimisi organ dediğimiz, kimisi sicim dediğimiz, efendim çeşitli veya dikiş ipliği şeklinde de ince iplikler var. Adam da şeytanın peşine gidiyor. Diyor ki ya bu ne işe yarar? Bu zinciri diyor, işte alimleri zapt etmeye çalışıyorum. Allah'ın gerçekten salih kullarını, evliyaları ancak onlara bağlamak istiyorum yani. Sonra şu şuna ait, bu buna ait. Sonra en son diyor ki ya beni neyle bağlı? Sana gerek yok diyor. Zaten sen peşimsine geliyorsun diyor. Yani. Ya. Yani kişi ibadetiyle, taatıyla kılacağı namaz en büyük şifadır, en büyük dermandır. Her türlü kötülüğün dur diyen, kötülüğü frenleyen namazdır. Malum Kur'an-ı Kerim'de de namaz insanı tüm kötülüklerden alıkor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Tüm kötülüklerden alıkor. E böyle elimizde bir reçete var. Allah'ın emri. O namazı kılarak, arkasında duasını yaparak. Efendim şimdi sabah namazı kılan, ki biraz sonra inşallah kılmış olacağız. Sabah namazı kılan insan Allah'ın huzuruna çıkınca bir tekmil ortamında hocam. Ama öğlene de tekrar Allah'ın huzuruna tekmile çıkacak. Bu şekilde inanan ve iman eden sabah ile akşam arasında, sabah ile öğle namazı arasında herhangi bir hata yapabilir mi? Şimdi öğlenleyin tekrar çıkacak, tekbir verecek tabiri caizse. Ya Rabbi ben yalanla geldim, dolanla geldim, falancayın haset ettim, fitne ettim, gıybet ettim, hakkını yedim, hukuksuzluk yaptım, kalp kırdım. Bunun gibi bir şeyle, ya ben Allah'a karşı sözüm var. Allah böyle bir mümin, böyle bir Müslüman istemiyor. Böyle bir insan hasreti bende istemiyor. Düşünen, bu şekilde düşünürse öğlene kadar bir eksikliği olmayacak. Öğlenden sonra da ikindi var. Aynısını düşünürse. Ondan sonra akşam var. Ondan sonra yatsı var. Tekrar dönüyoruz yine sabah var. Evet. Devamlı Rabbine karşı günahsız, Allah'ın emrettiği şekilde, masum bir şekilde çıkmayı arzu eden insanda haset olabilir mi? Yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam ey Allah'ın kulları en son bağlıyor biliyorsunuz. Kardeşler olunuz. Yani birbirinizi çekiştirmeyin. Birbirinizin tabiri caizse kuyusunu kazmayın. Birbirinize hasetlik etmeyin. Birbirinize kindarlaşmayın. Ve kunu ibadallahi ihvana. Ey Allah'ın kulları kardeşler olunuz. Çünkü kardeş olmanın yolu gıybetin olmayacak. Hasetin olmayacak. Fesatın olmayacak. Kindarlığın olmayacak. İnsan bazen kızabilir. Ama haddi aşacak şekilde değil yani. Haddi aşıp da illa o adamı yok etmek, imha etmek. Zaman zaman işte görüyoruz trafikte. Sen önde gittin, öbürü geride gitti. Haberlerde görüyoruz yani. Umarım inşallah Kayseri'mizde öyle bir şey yoktur ama bazen ana haberlerde çıktığı zaman efendim yol vermemiş önce çıkmış. Sanki özel hazırlık yapıyor, cepheye gidiyormuş gibi. Sanki vatanı kurtaracak, karşılarda bir düşman süvarisi geliyor da
arabasında ne kadar kazma, kürek var, hepsini var, onu çıkartıyor ve yandaki kardeşine hücum ediyor. Allah adam Allah. Kitlemiş kapıyı, camları kırıyor. Kaburtanın üstüne çıkıyor. Ya nedir bu kin? Nedir bu fesatlık? Nedir bu hasetlik? Nedir bu vahşet? Bu merhametsizlik? O da bizim kardeşimiz değil mi ya? Evet, evet. İşte dün deprem oldu, hep beraber orada değil miydik? Sırt sırta vermedik mi? Çanakkale 250 bin tane şehidi ne için verdik yani? Bu vatan için, birlik, dirliğimiz için vermedik mi? Evet. İşte basit meselelerde hemen şeytan devreye giriyor. O şeytanı, lanetli şeytanı ve o hasedi, fesadı, bir önce sorduğunuz soruya tekrar geri dönüyorum. Çaresi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak. Allah'ın emrini yerine getirmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bol bol estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diye zikrullahla meşgul olmak bunun için en büyük bir çaredir hocam yani. Eyvallah. Hocam o zaman yapmamız gereken bir tövbe istiğfar. Evet. İstiğfar yapacağız. Tüm yani günahlarımıza. Tabii bütün günahlar için tevbe istiğfar esasen kalbin cilasıdır. Evet. Dolayısıyla haset de kalpte olduğu için kıymetli hocam. Evet. O hasedi oradan yok etmek için, o pisliği oradan atmak için tevbe istiğfar yapacağız. Daha sonra bu kalbin pislenmemesi için, temiz kalabilmesi için de namazımıza devam edeceğiz. Siz İbadetlerimize devam edeceğiz. İbadet ve taatlerimize devam edeceğiz. Doğru. Rabbim cümlemizi hasetten muhafaza buyursun. Amin, yani, amin, amin. Büyük bir hastalık. Evet, Felak suresinde de Mevla Hazretleri bunu boşu boşuna zikretmemiş. Tabii, haşa ve kerra. Tabii, tabii, tabii. Çünkü insanın başına ne gelirse... Ya benim... hasitlerin hasedinden Allah'ımıza sığınıyor. Yani burada bir de, bak orada da o ayet geliyor, iyi hatırlattınız. Bu hasetlikten dolayı veya hasetlerin şerrinden Allah'a sığınmak. Hasetlerin şerrinden Allah'a sığınmayı da biz kendimize en önemli bir görev saymamız lazım. Değerli hocam yani. Çünkü nazar olabilir değil tabii, mi hocam? Ya nazar olabilir. Bir de şimdi hasetlik yapan, hasit olan yani hasetlik yapan kimsenin şerri gerçekten çok büyük olur. Allah'ım. İftirayı atar sana. Allah'ım. Her türlü kötülüğü yapar. Gece gündüz size tuzak kurar. Böyle bir durumda işte o sure-i celle diyor ki Allah'a sığının ve onları Allah'a havale edin. Evet. Çünkü eğer yola gelmiyorsa, eğer size de büyük bir zarar dokunacağı belliyse o gibi toplulukta, o gibi fertlerin kötülüklerinden Allah'a sığının yol gösteriyor. Eyvallah. Allah'a sığınmak nedir? Birincisi dediğim gibi namazdır. Eyvallah. İbadettir ve taattir hocam. Evet hocam, müsaadeniz olursa hasetle alakalı bir şiir var. Onu okumak istiyorum. Aa, çok memnun oluruz. Hem de siz biraz soluklanın. Estağfurullah, aynen. Estağfurullah, estağfurullah. Hasete kapılanlar yemek bile yiyemez. Gördüğünü kıskanır, Allah verdi diyemez. Haset büyük ateştir, sahibini kor eder. Göremez hiçbir şeyi, vicdanını kör eder. Başkasının her iyi şeyine haset eden, işte bu kişilerdir iblis yolunda giden. Rabbim haset edenin ıslah eylesin halini. Rabbim değersiz göster ona dünya malını. Buğz etmesin Allah'ın verdiği her nimete. Eğer kendinde yoksa sarılmasın hasete. Haset şeytanın işi, iblislerin işidir. Bunlar insanoğluna hançeridir, şişidir. Haset Allah vergisi, hayırda kullanmalı. Nefse kanıp iblisin kölesi olmamalı. Hayır işte çalışan kula gıpta etmeli, buna gıpta ederek aynı yoldan gitmeli. Yoksa mala, sıhhate, evlada değil, hasit olan kullara Rabbimiz eyler veyil. Haset eden Allah'ın emrine karşı çıkar, bilerek bilmeyerek din imanını yıkar. Allah dilediğini dilediğine verir, kimini zelil eder, kimini de yüceltir. Kadere iman eden haseti eyleyemez. Mümin kardeşi için kötü şeyler dileyemez. Hasettir kardeşleri kardeşe düşman eden. O haset ki Yusuf'a dünyayı zindan eden. O hasettir ki Hacer'i Mekke'ye göç ettiren. Hasettir Yahudi'yi imanından ettiren. Her şeyde bir hikmet var deyip geçmeli öte. Muhterem kardeşlerim, düşmeyelim hasete. Ya ağzınıza sağlık. Eyvallah. Çok çok güzel. Gerçekten sizin, çok çok güzel. Sahurun başından beri
anlattıklarınızı şiir olarak siz takdim ettiniz. Şiir olarak ifade etmiş. Bizler de aracı olduk. Evet. İzleyicilerimize paylaştık. Muhterem hocam, programımıza katıldınız gecenin bu vaktinde. Estağfurullah. Bu vaktinde ailenizi bıraktınız, geldiniz. Estağfurullah. Ümmetin evlatlarına, ailelerine, estağfurullah, ümmetin fertlerine faydalı olabilmek için bizim programımızda bizlere konuk oldunuz. Ben hasaten şahsınıza çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Müsaade ederseniz bir hadisle bitireyim. Tabii, herhalde bitiriyorsanız. Tabii, buyurun hocam. Peygamber aleyhissalatu vesselama insanların hangisi daha faziletlidir diye soruldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam da temiz kalpli, doğru sözlü olan herkes diye cevap verince bunun üzerine sahabiler dedi ki ya Resulallah, biz doğru sözlü olanı biliyoruz. Peki temiz kalpli olan kimdir? Deyince Allah'ın Resulü de o kalbinde asla günah, taşkınlık, nefret, samimiyetsizlik ve haset asla taşımaz. Eyvallah. Kayseri için imsak vakti. Evet. İzleyiciler. Evet. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Tutacağımız oruçlarımızı kabul eylesin. Ezan vakti efendim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم
Es-salâtu hayrun minen nevm. Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Amin. Allahümme rabbe hadihid da'vetit tammeh ve salatil qaimeh. Ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve derecetel rafi'atel aliyeh. وابعثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أي بمكمل davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed aleyhisselama sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu Amin. Kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda ulaştır. Amin. Muhakkak ki sen sözünden asla dönmezsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Efendim, Sahura Doğru programında Koca Sinan ilçe müftümüz muhterem Halil Uzun hocamızı misafir ettik. Kıymetli hocama katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Rabbim ilimlerini artırsın ki bizlere daha fazla faydalı olsunlar. Toplumu daha fazla aydınlatsınlar. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi toplumu dini konularda aydınlatmaktır. Hocamıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam ayağınıza sağlık. Estağfurullah, ben hasreten size ve bu vatandaşlarla bizi buluşturan televizyonumuza, yetkililerine Aynen. yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bizi sabır ve metanetle takip eden ve izleyen kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Efendim, hoşça bakın zatınıza. Tuttuğunuz, tutacağınız bütün oruçlarınız makbul olsun. Allah yolundan hiçbir zaman bizleri ayırmasın. Oruçlarımız Reyyan kapısından girmemiz için bizlere aracı olsun efendim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.